Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere takım lifimizin ikinci olan uzun lifinin yapımını anlatacağım. Hanımlar, ip olarak Bonbon marka ip kullanıyorum. Tığ ise 2 numara 1.75 milim. Daha önce yaptığım yuvarlak lifimi göstermek istiyorum. Bu şekilde takım olarak yapacağım inşallah. Yuvarlağını kanalımda mevcut. Ve hemen uzun lifimizin yapımına geçelim. Hanımlar, şimdi lifime başlamadan önce bunu da söylemek istiyorum. İçeride çekim yapamadım çünkü karanlık olduğu için balkonda çekmek zorundayım. Balkonda çektiğim için de çocuk sesleri, inşaatlar yapılıyor. Ses gelebilir, kusura bakmayın şimdiden. Bir tane zincir, hemen bir tane daha ipimi uzatarak bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Şöyle hemen fıstığımı yaptım. Yandan tutarak fıstığımı kapatıyorum. Tekrar fıstığımın tepesine bir tane fıstık yandan tutarak kapattım. Aynı şekilde devam edelim. Tepede fıstığımı yaptım. Yandan tutup kapattım. Hanımlar, bu şekilde 12-13 tane fıstık yapıp gelelim. Hanımlar, 13 tane kapalı fıstığımı yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum ve kapatmıyorum. Başına doluyorum şuraya. Bir, kapatmıyorum. Hemen ileriye. Şöyle bir. Üçünü beraber kapatıyorum. Tepeye bir, dibine bir, ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Tepeye bir, dibine bir, İleriye bir, üçünü beraber kapattım. Hanımlar, bu şekilde devam ederek sıramızın sonuna kadar gelelim. Hanımlar, sıramın sonuna yaklaştım. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Buraya bir, dibine bir, ileriye bir. Üçünü beraber kapattım. Tekrar tepeye bir, dibine bir. Sıramızın sonu burası. Sıramızın sonuna bir. Şöyle uzun ipimi de şöyle kaybediyorum. Yandan tutarak üçünü beraber kapattım. Ve sıranın sonuna gelmiş oldum hanımlar. Sıramızın sonunda çevirerek sıramızın başına geliyoruz. Sıranın başında ise buraya bir fıstık. Yandan tutarak fıstığımı kapattım. Tepeye bir fıstık. Başına doluyorum. Kapalı olan fıstığımın dibine bir. İlerisine bir. Bakın, 3 tane fıstığım oluştu. Üçünü beraber kapattım. Tepeye bir. Dibine bir. İleriye bir, üçünü bir kapattım. Aynı mantıkla ilerliyoruz sıramızın sonuna kadar. Bir, dibine bir, ileriye bir,
üçünü beraber kapattım. Tepeye bir, dibine bir, ileriye bir, üçünü kapattım. Hanımlar sıranın sonuna kadar devam edelim. Hanımlar balkonda çok gürültü var. Gerçekten kusura bakmayın. Size daha kaliteli video sunabilmem için balkonda çekmem gerekiyor. Bakın sıranın sonuna yaklaştım. Aynı mantıkla devam ettim. 3 fıstığımı tek seferde kapattım. Tekrar buraya 1, dibine 1. Burası bizim sıramızın sonu. Sıramızın sonunda şöyle üçünü bir kapatıyorum. Sıranın sonuna gelince çevirerek şöyle sıranın başına gelmiş oluyoruz. Hanımlar mantık olarak aynı şekilde devam ediyor. Lifimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar ama bir sıra daha yapalım. Tekrar sıranın başında bir fıstığımı yaptım. Yandan tutarak kapattım. Tepesine bir fıstık, başına doladım. Kapattığım fıstığın dibine bir, başına doladım. İleriye bir ve üçünü beraber kapattım. Tepeye bir, dibine bir, ileriye. İleriye bir, üçünü bir kapattım. Tepeye bir, dibine bir, ileriye bir, üçünü bir kapattım. Hanımlar sıramızın sonuna kadar gelelim. Hanımlar bakın bu şekilde ilerledim. Yine aynı şekilde sırayı bitiriyoruz. Üçünü bir kapattım. Tepeye bir, dibine bir, ileriye bir ve üçünü beraber kapattım. Hanımlar 3 sıra bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi çok kolay olduğunu düşünüyorum. Dilerim siz de kolaylıkla yaparsınız. Sıranın sonunda yine çevirerek sıramın başına geliyorum. Aynı şekilde modelimiz tekrarlanıyor. Sıra olarak, sayı olarak tam veremiyorum. Bittikten sonra verebilirim. Ya da kendiniz istediğiniz uzunlukta yapıp sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben istediğim uzunlukta yapıp geleceğim bu şekilde. Hanımlar bu şekilde ilerleyelim istediğimiz boyuta gelene kadar. İstediğimiz uzunlukta olduğu zaman orada durabiliriz. Ben sayı olarak dediğim gibi veremiyorum. Birkaç sıra daha yapalım. Bence şu kadar yeterli olacaktır. Kaç fıstık sürer onu bilmiyorum ama 20 tane fıstığı geçeceğini düşünüyorum yankısında. Bittikten sonra sayı olarak tam vereceğim. İlerleyelim bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Lifimizi devam edip gelelim. Hanımlar bu şekilde lifimi yaptım. Hemen sıralarını da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam 20 sıra yaptım. Dilerseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Şimdi bu sırada kulpunu yapacağız. Hemen buraya bir fıstık, fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık şöyle. Başına doladım. Dibine bir, ileriye bir, üçünü beraber kapattım. Tepeye bir, dibine bir, ileriye bir,
Üçünü beraber kapattım. Bir tane daha yapalım. Tepeye bir, dibine bir, ileriye bir. Üçünü beraber kapattım. Hanımlar, toplamda 1, 2, 3, 3 tane fıstığımız oluşmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 şuraya kadar 6 tane kapalı fıstık, pardon, 5 tane kapalı fıstık yapalım. 5 tane altıncıyı kapatmayacağız. Şöyle buraya 1, 1, tepeye 1. Tekrar. Bakın, altıncıyı kapatmadım. Başına doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane fıstığımı geride bırakıyorum. Burada da 3 tane fıstığım var gördüğünüz gibi. Şuraya batıyorum. Hanımlar, burada 1, bakın şöyle dibine batıyorum, 1, ileriye 1, üçünü beraber kapattım. Tepeye 1, dibine 1, ileriye 1, üçünü beraber kapattım. Tekrar. Buraya 1, ileriye 1, üçünü beraber kapattım. Hanımlar, burada birkaç zincir yaparak ipimi bu şekilde kopardım ve bu tarafın kulpunu da yapmış oldum. Şimdi ipimi kopardım. İpimi hemen altına sabitliyorum. Alt tarafı şuraya. Hanımlar, kulpumuzu burada yaptığımız gibi bu tarafa da kulp yapmamız gerekiyor. Bu arada dilerseniz kulpun üzerine bir sıra daha devam edebilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu tarafı da ben aynı şekilde yapacağım. O yüzden bu tarafı göstermeyeceğim. Sadece şurayı sabitlerken göstereceğim. Şöyle. Bu tarafı da yapıp gelelim hanımlar. Burayı yaptığımız gibi bu tarafı da yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde kulplarını yaptım. Şimdi kenar tığlamasını yapalım. Kenar tığlaması zaten diğer lifimizde yapmıştık ama bunda da tekrar yapalım. Şöyle hemen köşeden başlıyorum. Sadece köşelerde iki tane olacak. Bir tane dörtlü fıstık. Fıstığımı yandan tutup kapattım. 3 tane zincir kapattım. Tekrar 3 zincir kapattım. Tekrar 3 kapattım. Araya bir zincir, başına doladım. Aynı yere batıp yandan tutarak fıstığımı kapattım. Tepeye 3 zincir. Tekrar 3 kapattım.
Bu şekilde hanımlar devam ediyoruz. Araya bir zincir başına doladım. Bir fıstık ileriye batarak fıstığımı kapattım. Tepeye tekrar 3 zincir. Hanımlar eliniz çok sık değilse bir zincir yeterli ama çok sıksa arasına 2 zincir de yapabilirsiniz. Hanımlar kenar tığlamasını bu şekilde yapalım. Sadece köşelerde çift yapıyoruz. Aralarda tek yaparak bütün sırayı dönüp gelelim. Hanımlar bu şekilde kenar tığlaması yaparak lifimi bitirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir model oldu. Kulpları da bu şekilde. Şimdi süslemek için ben bu şekilde çiçek yaptım. Çünkü yuvarlak lifimizin üzerinde bu model çiçek vardı. Uzun lifimize de isterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmazsınız. Ben takım olsun diye bu çiçeklerden yapacağım. Ve hemen çiçeğin yapımına geçelim. Hanımlar çiçeğin ortası yeşillen başlıyorum. Şöyle. 6 tane zincir yapalım. İlk zincirime batıp kapatıyorum. Bir tane zincir başına doladım. Halkamın içine batarak bir tane fıstık dolgusu. Hemen yandan tutup kapatıyorum. Arasına 2 zincir başına doladım. Tekrar halkama batarak bir tane daha fıstık dolgusu. Yandan tutup kapatıyorum. 2 zincir halkanın içine batarak fıstık dolgusu. Bu şekilde devam edelim 6 tane fıstığımız oluşana kadar. 6 fıstığı tamamlayıp gelelim. Hanımlar 6'ya tamamladım. Şimdi hemen kırmızı ipimi ilk fıstığıma sabitliyorum. Burada bir tane fıstık yandan tutup fıstığımı kapatıyorum. Bir tane daha fıstık tepesine yandan tutuyorum. Kapalı fıstığın dibine bir fıstık ve ikisini beraber kapattım. Şimdi araya 2 zincir yaptım. Hemen yan fıstığıma batıp aynısını yapalım. Bir fıstık yaptım, kapattım, tepesine battım, bir fıstık kapatmadım, başına doladım, kapalı fıstığın dibine batıp ikisini beraber kapattım. Her bir fıstığın tepesine bu şekilde yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde sıramın sonuna kadar geldi. Şimdi şuraya batıp kapattım. Hemen ipimi uzattım. Buraya bir fıstık. Başına doladım. Şuraya bir. İkisini beraber kapattım. Buraya uzun bir fıstık yaptım. Tek katlı. Hemen şuraya kaydırma tekniğiyle kaydım. Yan yaprağıma kayarak burada aynısını yapıyorum.
Hanımlar, hepsini yapalım, gelelim. Bu şekilde çiçeğimi de bitirdim. Ortası için de bu şekilde bir fıstık yapmıştım. Şimdi hemen şuradan batıyorum. Bakın fıstığımın ipinden alarak aşağıda çıkardım. Hemen tekrar diğer taraftan battım. Şöyle çıkardım. Şimdi tam ortasına şuraya şuradan sabitleyelim bunu. Bunu da hemen bakın alttan bu şekilde alıyorum. Buraya sıkı bir düğüm atarak buraya çiçeğimi sabitlemiş oluyorum. Şimdi bunu ve ortadakini de yapıp gelelim. Hanımlar, lifimi bitirdim. Bu şekilde gayet güzel bir lif oldu. Karesini de hanımlar bundan sonra da kare yapacağız. Yuvarlağını yapmıştım zaten. Kanalımda yapımı mevcut. Üçlü olarak yapacağız. Fiyat olarak tanesini 60 liradan satabilirsiniz. Çünkü hem çok ip yiyor hem de kolay bir model değil. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.